6. ünitemiz etkin vatandaşlıkla ilgili test çözmek istiyorum. Ben sizin için MEB'in hazırladığı beceri temelli soruları tercih ettim. Bir bakalım bu ünitenin sorularını nasıl çözebiliriz, onları bir öğrenmeye çalışalım. İlk sorumuz Tanzimat Fermanı ile ilgili. Tanzimat Fermanı'nın getirdiği bazı yenilikler. Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse yargılanmadan haksız yere cezalandırılmayacak. Vergiler herkesin gelirine göre ve adil bir biçimde toplanacak. İsteyen herkes mal ve mülk sahibi olabilecek ve bunu miras olarak bırakabilecek. Devlet, Müslüman, Hristiyan ve Musevi bütün halkın can, mal ve namus güvenliğini sağlayacak. Tanzimat Fermanı insanlara bu hakları tanımış. Şimdi bakalım, hukukun üstünlüğü kabul edilmiş mi arkadaşlar? Evet, çünkü kimse haksız yere cezalandırılmayacak, mahkemelerde cezalandırılacak diyor. Demek ki hukuk üstünlüğü var. Mülkiyet hakkı devlet garantisine alınmış diyor. Evet, herkesin can, mal ve namus güvenliğini devlet sağlayacak demişler. Peki herkesten aynı miktarda mı vergi alıyorlar? Hayır, herkesin gelirine göre vergi demişler. O yüzden cevabımız A, 1 ve 2 olacak. Sultan II. Mahmut, ben Tebaam'dan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek isterim demiştir. Demek ki II. Mahmut insanların istediği gibi ibadet edebilmesini istiyor. Yani onların inanç özgürlüklerini ve haklarını korumaya çalışıyor. Cevabımız C olacak. Üçüncü sorumuzda, Kanuni Esasiye göre Meclis-i Mebusan üyeleri her 50 bin erkek nüfusa bir temsilci olmak üzere 4 yıl için seçilir ve seçim yoluyla bu göreve gelirler demiş. Baktığımız zaman milletvekilleri belli bir süreliğine mi seçiliyor? Evet, 4 yıl için demiş. Farklı grupları mı temsil ediyor? Bilmiyoruz, belki de sadece padişahı temsil ediyor. Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Erkek nüfusu mu seçmen olarak gösteriliyor? Evet, her 50 bin erkek nüfus için demiş. Yani birinci öncülümüz doğru, üçüncü öncülümüz doğru fakat ikinci öncülümüz yanlış. Cevap B olacak. Oo, çok bitti sayfamız. Dördüncü sorumuzdayız. Demokrasi, duygu ve düşüncelerin özgürce açıklanabilmesi, yasaların çıkartılması, temel hak ve özgürlüklerin rahatça kullanılabilmesidir. Yönetimde söz sahibi olmuş kişilerin azınlık haklarını korumak suretiyle çoğunluğun görüşlerini kabul etmiş yönetim biçimidir. Demek istiyor ki, eğer bir yerde demokrasi varsa insanlar düşüncelerini dile getirebilir, kararlar alınacağı zaman da çoğunluk ne diyorsa ona göre kararlar alınır. Bakalım, gazetelerde farklı görüşlere yer verilmesi demokratik bir tutum mu? Evet. En çok oy alan partinin kazanması demokratik mi? Evet. Vatandaşların istedikleri aile hekimini seçebilmesi, yani bir tercih hakkının olması demokratik mi? Evet. Ama kişisel çıkarların toplum çıkarlarından önce gelmesi, yani önce kendimize yararlı olan şeyi düşünmek birazcık bencillik oluyor arkadaşlar. O yüzden bu maalesef demokratik değil. Cevabımız D. Eski Türk devletlerinde adalet bir devlet töresiydi. Hakan bile kanuna aykırı davranırsa cezalandırılırdı. Türk devletlerinde meşveret kavramı vardı. Meşveret akıl toplamak demektir. Yani en doğruyu bulmak için birilerine danışılmasıdır. Bu ise kurultayda yapılırdı. Kurultayda devletin siyasi, askeri ve ekonomik konuları ile ilgili önemli görüşmeler yapılır, kararlar alınırdı. Kaan kurultay kararlarını dikkate almak zorundaydı. Kurultaya Hakan'ın eşi de katılırdı. Ne anladık? Adalet bir devlet geleneği. Hakan da buna uymak zorunda. Akıl toplamak için, yani insanları danışmak için meşveret denilen bir toplantı yapılıyor. Meşveret kararları çıkartılıyor daha doğrusu. İnsanların fikri soruluyor. Kurultayda da önemli devlet konuları görüşüyorlar ve hatun da katılıyor. Demek ki kadınlar yönetime katılıyor, doğru. Kurultayda insanlar birbirine bir şey danıştığı için danışma meclisi oluyor. Doğru. Önemli kararlar Hakan tarafından mı veriliyor? Hayır. Kurultay tarafından veriliyor. Ama Hakan da bu kararlara uymak zorunda. O yüzden cevabımız C şıkkı.
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet, vatandaşların belli bir yaşam seviyesinin altına düşmeden yaşayabilmesi ve sosyal ekonomik haklarla desteklenmesi temeli üzerine kurulmuştur. Bunun için devlet, kötü ekonomik ve sosyal koşullar altında bulunan bireyleri korur. Bu kapsamda eğitim, sağlık, konut hizmetleri, toplum kalkınması ve sosyal güvenlik gibi hizmetleri gerçekleştirir. Yani ne demek istiyor? Sosyal devletten bahsediyorsak devlet halkına hizmet etmeliymiş. Onların kötü durumlarını iyileştirmeye çalışmalıymış. A şıkkında Zeynep'in sınavı kazanıp parasız yatılı olarak devam etmesinden bahsetmiş eğitimine. Evet, bu sosyal devletin bir örneği. Çünkü devlet Zeynep'e yardım etmiş oluyor. Yürümekte zorlanan Nimet teyzenin ücretsiz ve evde sağlık hizmetinden faydalanabilmesi yine devletin halka yaptığı bir yardım oluyor. Fakat Yağız'ın seçimlerde oy kullanması demokratik devlet olmakla ilgili. Sosyal devlet yok. Burada herhangi bir hizmetten bahsedilmiyor. Fakat D şıkkında bedensel engelli Cihan'a yine belediye yani devlet yardım ettiği için bu da sosyal devlet olur. Cevabımız Yağız'ın oy kullanması olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü vermiş arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi'nde ve millet önünde millet işlerinin serbest tartışılması ve iyi niyet sahibi zatların ve fırkaların düşüncelerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri taraftar olduğum bir sistemdir. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal millet önünde tartışmalar yapılmasını, kararlar alınmasını istiyor. Aslında bu soruyu tek bir kelimeden çözebiliriz. O da fırka kelimesi. Fırka parti demek arkadaşlar. Siyasi parti demek. Demek ki Mustafa Kemal siyasi partilerin kurulmasını istiyor. 8. sorumuz. Demokratik eğitimde seçme ve seçilme, eleştirilme ve eleştirme, sorumluluk duygusu, kendine güven duygusu, yardımlaşma duygusu, arkadaşlık, adalet, zihinsel eğitim, toplumsal eğitim, ahlak eğitimi önemli kavramlardır. Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi demokratik eğitim ilkesine aykırı bir davranış olur? Sınıf başkanlığı için oy kullanmak gayet demokratik bir şey. Sizlerin de sınıflarda yaptığı bir uygulama. Sınıfça gidilecek bir gezide nereye gidileceğinin oy birliğiyle karar verilmesi yine demokratik. Herkesin fikrini soruyoruz. Eğitici kulüplerin belirlenmesinde öğrenci isteklerinin de dikkate alınması. Evet, sizler ne istiyorsunuz? Sizin fikrinizi soruyoruz. Yine demokratik bir durum. Ama arkadaşının kalemini Ayşe'nin izinsiz alması ve Ayşe'nin bu yüzden ona hakaret etmesi hiç demokratik bir durum değil. Aksine oldukça saygısız bir durum. İnsanlara yakışmayacak bir davranış. Sultan Abdülmecit zamanında Tanzimat Fermanı ilan edilmiş ve Tanzimat Fermanı'nda demişler ki vergiler herkesin gelirine göre toplanacak. Hiç kimse yargılanmadan haksız yere cezalandırılmayacak. Müslüman, Hristiyan, Musevi, bütün halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacak. Şimdi baktığımız zaman vergilerden bahsettiği için ekonomik kesinlikle var arkadaşlar. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak dediği için hukuki de var. Müslüman, Hristiyan, Musevi, tüm halkın canı, malı, namusu hepsi korunacak dediği için toplumsalı da alıyoruz. Cevabımız D, 1, 2 ve 3 oluyor. Demokrasi yönetiminin esası bugün çağdaş anayasanın en belirgin özelliği olarak görülmektedir. Hükümdarlık ve oligarşi artık zamanı geçmiş, geçici şekillerden başka bir nitelik kabul etmezler. Demek istiyor ki arkadaşlar, demokrasi en modern, en çağdaş yönetim şekli. Hükümdarlık yani padişahlık, sultanlık, krallık ya da belli bir grubun yönetmesi yani oligarşinin artık zamanı geçti. Bu yönetimleri istemiyoruz diyor. O zaman biz Mustafa Kemal'in bu doğrultuda yapmış olacağı şeyleri bir belirleyelim. Mesela daha demokratik bir yönetim olması için Mustafa Kemal Atatürk meclisi açmış olabilir. Çünkü insanların kararlarını kendisinin aldığı bir yer. Yine milletin kendi kendini yönetmesi için cumhuriyeti ilan etmiş olabilir. Saltanatı yani padişahlığı da kaldırmış olabilir. Ama
yeni bir alfabe kabul etmenin demokrasiyle bir alakası yok arkadaşlar. O bir yenilik, çağdaşlaşma ile ilgili. 8. sınıfta göreceğiniz bir konu. 11. sorumuzda. Demokrasi öncelikle yöneticilerin adil, özgür ve düzenli seçimler yoluyla halk tarafından seçildiği yönetim biçimi olarak ifade edilebilir. Seçimlerde halkın çoğunluğunun desteğini alan siyasi partiler yasaları yapar, ülke yönetimiyle ilgili kararlar alır. Herkesin temel hak ve özgürlükleri vardır. Devlet bu hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alır. Kanunlardan bahsediyorsa bize hukuk devleti anlayışı var mı? Evet. Egemenlik millete mi dayanıyor? Evet. Seçim sonuçları halkın oyuyla mı belirleniyor? Evet, halkın çoğunun desteğini alan demiş bize. Demek ki cevabımız D, 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Hukuk devleti, her eylem ve işlemi hukuka uygun olan, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştiren, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkelerin ve anayasanın bulunduğunun bilincinde olan devlettir. Ne demek istedi? Hukuk devletinde kanunlar vardır. Herkes birbirinin hakkına saygı gösterir. Bu kanunları hazırlayanlar bile kanunlara uymak zorundadır. Anlatmak istediği şey bize bu. Ayrım gözetmeksizin herkes için mi geçerli? Evet. Yasa yapanlar da yaptıkları yasalara uymak zorunda mı? Evet. Peki bizim haklarımız kanunlarla güvence altında mı? Evet. Yani cevabımız D, 1, 2 ve 3 oldu. Sosyal devlet, vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahıyla ilgilenip iyileştirmeyi, onları insan onuruna yaşanır bir yaşam düzeyi sağlamayı ve onları sosyal güvenliğe kavuşturmayı ödev bilen bir devlet anlayışıdır. Yani sosyal devlet dediğimiz devlet halkına hizmet edecekmiş. Halkına hizmet etme ile ilgili bir şık hangisinde var bakalım? Yöneticilerin seçimle başa gelmesi, demokrasi ile alakalı. Devletin kimsesiz çocuklara sahip çıkması. Evet, bu olur çünkü devlet halkına hizmet etmiş oluyor. Kimsesiz çocukların yaşam düzeyini iyileştirmeye çalışıyor. O yüzden cevabımız B. Diğer şıklara da bakalım. Ülkede yaşayan vatandaşların istediği dine inanması laiklikle alakalıydı. Haksızlığa uğrayan vatandaşın mahkemeye başvurması da hukuk devleti olmakla ilgili bir kavramdı. Martin Luther King'in bir konuşmasını vermiş bize ve neye karşı çıkmış olabilir diyor. Muhtemelen kötü bir şeye karşı çıkacak. Bir rüyam var. Gün gelecek eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofralarına birlikte oturacaklar. Bir rüyam var. Gün gelecek bu ulus ayağa kalkıp kendi inancını gerçek anlamıyla yaşayacak. Şunu gerçek kabul ederiz ki bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Bir rüyam var. Gün gelecek Alabama eyaleti küçük siyah oğlanlarla küçük siyah kızların, küçük beyaz oğlanlar ve küçük beyaz kızlarla el ele tutup kardeşçe birlikte yürüdüğü bir yere dönüşecek. Ne anladık arkadaşlar? Bu adam eşitlik istiyor, adalet istiyor, demokrasi istiyor ama ayrımcılığa karşı çıkıyor. Ayrım olmasın. Siyah, beyaz, köle, köle sahibi hiç fark etmez. Herkes eşit olsun, ayrım yapılmasın diyor. 15. sorumuzda, Kök Türk Devleti'nde bilgi kanunu şehirlerin etrafının surlarla çevirmesi ve ülkede Budizm ve Taoizm'in serbestçe tanıtılması konusunda yaptığı iki teklif, Türk milletinin hayat görüşüne ters düştüğü gerekçesiyle kurultay tarafından reddedilmiş diyor. Yani Kök Türk Devleti'nin hükümdarı bir öneride bulunuyor ama kurultay bunu reddediyor. Demek ki kurultay hükümdarın yetkilerini sınırlayabiliyor, her kararı almasına engel olabiliyor. Son söz hükümdara mı ait? Hayır, kurultaya ait. Yönetimde dini bir anlayış hakim mi? Bilmiyoruz. Dine göre kural almadılar, bir kanun çıkartmadılar. O yüzden cevabımız A olacak. Hukuk devletinde tüm vatandaşlar yasalar önünde eşittir. Vatandaşlar mahkemelerde hakkını aramakta özgürdürler. Mahkemelerden, haktan, hukuktan bahseden bir şık arıyoruz. İmkanı olmayan öğrencilere devlet tarafından burs ve yatılılık verilmesi sosyal devletle ilgiliydi.
Genel ve yerel seçimlerde oy kullanılması demokratik devletle ilgiliydi. Farklı inançlara sahip insanların beraber çalışabilmesi dini inançtan bahsettiği için laiklikle ilgiliydi. Ama haksız yere işten çıkartan bir işçinin hakkını aramak için şirket hakkında dava açması, evet bu mahkemelerde hak aramak yani hukuk devletiyle ilgili bir örnek. Arkadaşlar Yunanca'da demos ve kratos sözcüklerinin birleştirilerek demokrasi kavramını ilk kullanılan Atinalılarmış. Atina'da yurttaş hem halk meclisinde toplanır, ülke yönetimiyle ilgili kararlara ortak olur, hem de kamu görevlerine seçilirmiş. Atina'da oturanlar yurttaş, yabancı ve köle diye üç sınıfa ayrılırdı. Sadece yurttaş sınıfı erkeklerin halk meclisine katılma hakkı vardı. Ne anladık arkadaşlar? Atinalılar demokrasi kavramına önem vermişler. Fakat bunu tam olarak sağlayamamışlar çünkü toplumu sınıflara ayırmışlar. Yunan uygarlığında halk egemenliği var mı? Evet, demokrasi kavramı ilk kez orada çıktığına göre var. Atina'da yaşayan herkes halk meclisine katılmış mı? Hayır, herkes katılmamış. Sadece yurttaş sınıfındaki erkekler katılabilmiş. Atina'da oturanlar arasında sınıf farklılıkları var mı? Evet, 3 sınıf var dedik. Yurttaş, yabancı ve köle. Demek ki cevabımız 1 ve 3 olacak. B şıkkı. Türk devletlerinde Hakan tek başına bir elçiyi huzuruna kabul etmez. Sağda Hakan, solda Hatun oturduğu bir zaman elçi huzuru alınırdı. Şölenlerde, kurultaylarda, ibadet ve ayinlerde, harp ve sulh meclislerinde Hatun da mutlaka Hakan'la beraber bulunurdu. Devlet teşkilatında Hatun, Kaan'dan sonra gelen en önemli güçlerden biriydi ve devlet meselelerinde görüşlerini açıkça söylemekten çekinmezdi. Bakalım ülke yönetiminde söz sahibi mi Hatun? Evet, sahip. Görüşünü belirtebiliyor. Devlet teşkilatındaki en yetkili kişi mi? Hayır, en yetkili kişi Hakan'dı. Elçileri Hakan'la beraber mi kabul ediyor? Evet, biri sağda biri solda oturup elçileri kabul ediyor. Demek ki cevabımız B şıkkı olacak. Demokrasilerde katılım ilkesiyle vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacıyla seçimler yapıyor, oy kullanıyormuş. Seçimlerde aday olarak seçilme hakkını da kullanabiliyorlarmış. Ayrıca yöneticilerin kararlarında etkili olmak amacıyla dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları da kuruyorlarmış. Böylece ülke yönetiminde aktif olarak rol alıyorlarmış. Yani bu insanlar ne yapıyor arkadaşlar? Yönetime dahil oluyorlar bir şekilde. Ya seçiyorlar, ya seçiliyorlar, ya üye oluyorlar bir şeylere ama yönetime dahil oluyorlar. 20. sorumuzda bize güzel bir kız vermiş. Bu güzel kız bakalım bize ne söylüyor. Benim yaşadığım ülkede anayasa ve kanunlar var. Ancak ülkemde insanlar farklı inançlardan dolayı dışlanabiliyor. Düşüncelerini istediği gibi ifade edemiyor ve düşüncelerinden dolayı suçlanabiliyor. Arkadaşlar, inançlar farklı farklı olduğu için insanlar tepki görüyorsa bu ülkede eşitlik yok diyebiliriz. Durduk yere suçlanabiliyorsa, kendini ifade edemiyorsa hukuk devleti yok diyebiliriz. İnsanlar istediği şeyi düşünemiyorsa düşünce özgürlüğü yok diyebiliriz. Yani bu ülkede eşitliğe, hukuka ve düşünce özgürlüğüne önem verilmiyormuş. 21. ve son sorudayız. Demokrasi, siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı bir yönetim biçimidir. Ne dedik? Halk yönetime katılıyormuş, tüm yurttaşlar birbiriyle eşitmiş. Orta Çağ Avrupa'da monarşi yönetiminin etkili olması demokratik bir şey mi? Yani yönetimin bir kişinin elinde olması, hatta bunun çoğu zaman babadan oğula geçmesi demokratik bir şey mi? Asla değil. Demek ki bu durum demokrasiyi destekleyen bir gelişme olamaz. Ama kralın kendi yetkilerini kısıtlaması, halka haklar vermesi demokratik bir şey. İslamiyet'te insanların üstünlüğünün reddedilmesi, herkesin eşit kabul edilmesi demokratik bir şey.
Fransız ihtilali sonucu insanların haklarından bahseden bir belgenin yayınlanması demokratik bir şey. O yüzden 21. sorumuzun cevabı A olacak. Arkadaşlar, testimiz burada sona erdi. Umarım sizin için bir faydası olur. Sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altına ekleyebilirsiniz. Başarılar dilerim.